Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda En'am suresinden devam edeceğiz. 147-151. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. فَاِنْ كَذَّبُوكَ Eğer onlar seni yalanlarsa فَقُلْ Sen de ki رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَ Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Sizi terbiye eden Allah geniş rahmet sahibidir. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ Ama onun şiddetle yakalaması geri çevrilemez. اَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ Mücrim kavimden geri çevrilemez. Burada Allah-u Teala'nın geniş rahmetine ama öte yandan da onun şiddetli bir azapla cezalandırmasına dikkat çekiliyor. Yani Allah-u Teala geniş rahmet sahibi, yani sadece rahmet sahibi değil, geniş rahmet sahibi. Onun rahmeti her şeyi içine almış ve böyle azaplandırmak isteyen bir Rab değil. Ama buna rağmen bir kısım insanlar peygamberi dinlemezse, Allah'a isyan ederse Allah-u Teala'nın cezası da vardır. Bu noktada Cenab-ı Hakk'ın hem cemaline hem celaline dikkat çekiliyor. Ve bizler Cenab-ı Hakk'ın cemal ve celal tecellilerini daima görmekteyiz. Allah-u Teala rahmetiyle tecelli ediyor. Rahmetiyle tecelli etmesi onun cemalindendir. Ama Allah-u Teala'nın celali tecellileri de vardır. Tarihte helak edilen bir kısım milletler, topluluklar, tarih sahnesinden silinip giden milletler, bunlar Cenab-ı Hakk'ın be'sinin şiddetli olduğunu, yakalamasının, cezasının şiddetli olduğunu daha bu dünyadayken gösteren bazı numunelerdir. Diyelim bir Pompei Yanardağı'nın böyle patlamasıyla fuhuş halindeki insanların taşlaşmış cesetleri bugün de gözler önündedir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın yakalamasının şiddetini ortaya koymaktadır. Ve dünyanın değişik yerlerinde eski zamanlardan kalma harabe yerler vardır. Oraları bir zamanlar mamureydi. Ama bunlar Allah'ın koyduğu sınırları aştılar, taşkınlık yaptılar ve bunun neticesinde dünyada dahi cezalandırıldılar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in üçte biri kıssalardan meydana gelir ve bu kıssalarda peygambere muhalefet edenlerin netice itibariyle şu dünyada da cezalarını bulduğunu Allah-u Teala bize anlatmaktadır. Bizler yaşamış olduğumuz zaman dilimi içerisinde nice zalimin şu dünyada da ceza bulduğunu, cezalandırıldığını değişik örnekleriyle görmüşüzdür. Dünya çapında meşhur bir kısım zalim insanlar bir şekilde sonunda cezalarını bulmuşlardır. İşte Bosna Hersek'te katliamların baş sorumlusu durumunda olan kimse sonunda yakalanmış ve odasında intihar eder bir vaziyette bulunmuştur. Daha bunun gibi daha nice misaller vermek mümkün. Bunlar netice itibariyle bu gibi bilinen, önde gelen zalimler dünyada da cezalarını bir şekilde çekmişlerdir. سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُمْ Allah'a ortak koşanlar şöyle diyecekler. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا Allah dileseydi biz Allah'a şerik koşmazdık. وَلَا آبَاؤُنَا Ve bizim babalarımız da Allah'a ortak koşmazdı. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْ Ve bir şeyi de haram kılmazdık. Burada bir demagoji söz konusu. Ve istikballe alakalı bir durum da aynı zamanda söz konusu. Yani Allah'a şerik koşanlar gün gelip böyle de diyecek. Henüz daha dememişler ama böyle diyeceklerini Allah-u Teala peygamberimize haber veriyor. Ve neticede onlar da diyorlar zaten. Ve madem Allah var, o halde Allah dilemiş olsaydı biz Allah'a ortak koşmazdık. Şu helal bu haram tarzında bir takım hükümler vermezdik. Allah dilese bunlara izin vermezdi. Bu tarzda değerlendiriyorlar. Kezalike benzeri bir şekilde kezzebellezine min kablihim onlardan öncekiler de bir takım ilahi hükümleri yalanladılar. Hatta zâgu be'sene bunun neticesinde bizim be'simizi, bizim cezalandırmamızı tattılar. Yani ilk defa bu gibi iddialarda bulunanlar bunlar değil. Daha öncesinde de benzerleri geldi ama yaptıkları şeyin karşılığını buldular ve daha dünyadayken cezalandırıldılar. Gul sen onlara de ki hel indekum min ilmin fetuhricuhu lena yani sizin yanınızda bu konuda bir ilim var mı?
Onu bize çıkarıp gösteriniz. Yani siz Allah dileseydi biz bunları haram kılmazdık. Biz Allah'a ortak koşmazdık. Böyle diyorsunuz. Var mı bu konuda bir delil? Dayandığınız bir şey var mı? İn tettebiûne illa zanne. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz. Yani bu konuda bir bilginiz yok. Sadece zan. Böyle zannediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde inne zanne la yugni minel hakkı şey'e. Yani zan hak ve hakikattan bir şeyi ifade etmez. Ben böyle zannediyorum demekle o şey öyle olmaz. Ve ilimde esas olan zan değil, gerçek bilgidir. Ve teorik şeyler değil, ispatlanmış olan şeylerdir. Bu gibi meselelerde de ben böyle zannediyorum o halde böyledir demek gerçeği ifade etmez. Çünkü kişiler adedince farklı farklı zanlar olabilir. Bu durumda biz kişilerin zanına değil elbette Allah'ın hükmüne tabi olacağız. Siz ancak zanna ittiba ediyorsunuz ve in entum illa tahrusun ve siz ancak yalan söylüyorsunuz. Gul sende ki felillahil hucjetul baliga, hucjetul baliga Allah'ındır. Yani metin sağlam, asla cerh edilemeyen hüccet, delil Allah'a aittir. Yani Allah bir konuda hüküm vermişse o öyledir. Yaratan elbette hüküm veren de o olacaktır. Yaratmak ona ait olduğu gibi hüküm vermek de ona ait olan bir durumdur. Felev şa'e, şayet Allah dilese lehedâkum ecmain, Allah hepinize hidayet ederdi. Burada da belki hatıra şu gelebilir. Yani amenna, Allah dilemiş olsa herkese hidayet ederdi. Neden hidayet etmemiş? Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Allah-u Teala insan türünü diğer varlıklardan farklı kılmış. Bizi hür yaratmış ve bu insan dilerse imanı, dilerse küfrü tercih edebiliyor. Ve bu insan Ebu Bekir-i Sıddık gibi alayilliğine doğru çıkabiliyor. Ebu Cehil gibi en aşağılara, esfel-i safiline inebiliyor. Ve bu insan artı sonsuz, eksi sonsuz arasında gidip gelebiliyor. Bunun da temeli, esası insanın hür olmasıdır. Eğer insan melekler gibi hayır işlemeye, Allah'ın bütün emirlerini yapmaya programlanmış bir şekilde yaratılmış olsaydı, o zaman yeryüzünde bir tek kafir de olmazdı. Herkes mecburen Allah'a iman ederdi ve herkes Allah dilemiş olsa secdeden başını kaldırmazdı. Nasıl ki güneş Allah'ın kaderinin mahkumudur. Güneş yarın kaçta doğması gerekiyorsa o vakitte doğar. Bu konuda başka türlü düşünülemez. Acaba güneş yarın vazifesini yapmayabilir mi? Yarın doğmayabilir mi? Böyle bir endişe yoktur. Kıyamet kopuncaya kadar o görevini yapmaya devam edecektir. Kıyamet geldiği gün yine Allah'ın emriyle o gün doğmayacak ve bunun neticesinde artık kıyamet de kopacaktır. O zaman yeryüzündeki ve alemdeki nizam kaosa dönüşecek. Her şey alt üst olacak. Nasıl ki bir tesbihin mesela ipi koptuğunda bütün hepsi dağılıyor, saçılıp gidiyor. Gökyüzündeki o nizam intizam ortadan kalkacak. Yıldızlar birbirine çarpacak. Güneş başkalarına çarpacak. Başkaları güneşe, dünya başkalarına. Bu anlamda her şey alabora olacak. Her şey alt üst olacak. Ve o zaman kıyamet kopacaktır. Ama normal şartlarda kıyamet kopuncaya kadar güneş düzgün bir şekilde doğmaya devam edecektir. Güneş nasıl ki bir saniye bile görevinden geri kalmıyor, şayet Allah dilemiş olsaydı hiçbir insan müşrik olmazdı. Hiçbir insan kafir olmazdı. Ve bütün bu insanlar devamlı ibadetini yapan kimseler halinde bulunurlardı. Ama Allah-u Teala böyle dilememiş. İstemiş ki bu insan meleklerden farklı olsun. İsterse melek gibi ibadet etsin, isterse şeytan gibi isyan etsin, isterse bitkisel bir hayat yaşasın, isterse hayvanlar gibi zevk peşinde koşsun. Bu anlamda insanın önünü açık bırakmış ve dileyen dilediği tarzda yaşayabiliyor, insanı serbest bırakmış. Gul helümme şuhedâekum, de ki şahitlerinizi getirin. Ellezîne yeşhedûne, size şehadet edecek olan, ennallâhe harrama hâdâ, Allah bunu haram kıldı diye size şahitlik yapacak olan kimseleri veya şahitleri getirin. Fe in şehidu, eğer bu şekilde
şehadet ederlerse onlar فَلَا تَشَتْ مَاهُمْ sen onlarla beraber şehadet etme. Yani çünkü Allah bunu haram kıldı diye onların ellerinde bir şahit yoktur. Ellerinde bir delil yoktur. Yalancı şahitler bulacak olurlarsa da onlara tabi olmam. Onların şehadetini kabul etmem. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ayetlerimizi yalanlayanların hevalarına tabi olma. Heva insanın keyfi, insanın kendi bir takım zanları, fasit zanları. Bir ilme dayanmadan bir insan şu şöyle bu böyle tarzında hükümler veriyorsa bu hevadır, hevestir. Bunlara tabi olma. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ve bu insanlar ahirete inanmazlar. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ve bunlar Rablerine bazı şeyleri denk tutarlar. Yani putları veya putlaştırdıkları şeyleri veya şahısları Rablerine ortak kabul ederler ve Rablerine muadil olarak bunları kabul ederler. Ve Kur'an-ı Kerim'de min dunillah, Allah'tan başka Allah'ın dununda çağırdığınız şeyler, ibadet ettiğiniz şeyler bu mealde ifadeler bulunmaktadır. Allah'ın dununda derken Allah'ın dışında manası da verilebilir. Bir de Allah'ı kabul ile beraber Allah'ın dununda aşağısında bir nevi mabut kabul edilen şeyler, Allah'a ortak tutulan şeyler. Nasıl ki Allah-u Teala emir verir, yasak verir, yasaklar. Bu Allah'ın hakkıdır. Yaratan aynı zamanda emir de verir. Ama bakıyorsunuz ki bir kısım insanlar Allah'a ortaklar koşmuşlar ve ortak koştukları kimseler bakıyorsunuz şu helaldir, bu haramdır, bu şekilde hüküm vermeye çalışıyorlar. Halbuki onlara böyle bir yetki verilmemiştir ve Allah'ın dışında şu haram, bu helal tarzında hüküm bildirme yetkisi başkası için söz konusu değildir. Ancak mesela Peygamberimiz yine Allah'ın vahyine dayanarak ve kendi içtihadına dayanarak Allah'ın haram helal kıldığı şeyleri biraz daha ayrıntılarıyla bize anlatmıştır. قُلْ تَعَالَوْ de ki gelin اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ Rabbiniz size neleri haram kıldı ben onları size tilavet edeyim, onları size okuyayım. Yani haram helal konusunda insanlar bir kaos içinde yaşıyor. Kendi kafalarına göre şu helal bu haram hükümler veriyorlar. Bu konuda yetki Peygamberimize verilmiştir ve Peygamberimiz Allah'ın ona bildirdiği şekilde haram ve helali beyan etmektedir. Onlar da şunlar: اَلَّا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Yani Allah'a muadil bir şey yoktur. Allah'ın şeriki yoktur. Ancak insanlar kendi kafalarından Allah'a şerikler ediniyorlar. Ve tabiatı Allah'a şerik etmek veya sebepleri Allah'a ortak kabul etmek veya bir takım putları veya putlaştırılan şahısları Allah'a ortak kabul etmek gibi durumlar. Bu ise inne şirke le zulmün azim, şirk en büyük bir zulümdür ve yedi kebair anlatılırken bunlardan birincisi Allah'a şirk koşmaktır ve en büyük yasaklardandır. Ve bil velideyni ihsana ve anne babaya iyiliği Allah bildirdi. Yani haram kılınanlar Allah'a ortak koşmak haram kılındı. Anne babaya kötülük yapmayın demiyor da o zaten düşünülemez. Anne babaya da Allah iyilik yapmayı emretti. Yani onlara kötülük yapılması, kötü muamele edilmesi, telaffuz bile edilmemesi, hayal bile edilmemesi gereken durumlar. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاكُ ve geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Allah bunu da haram kıldı. Geçim korkusuyla insanlar çocuklarını öldürür mü? İşte günümüzde kürtaj vakaları bunun çok acı bir örneğidir. Günümüzde de çocuklarını öldürenler var. Ve bakıyorsunuz rahimlere müdahale ediliyor. Ana rahminde çocuk teşekküle başlamıştır. Ama nereden fetva alıyorlarsa bir yerlerden fetva alıp veya nefislerinden fetva alıp bu çocuğu biz nasıl idare ederiz, nasıl geçindiririz deyip geçim korkusuyla çocuklarını öldüren, buna fetva veren anne babalar çıkıyor. Bu günümüzün dehşetli facialarından biridir. Ve boyut itibariyle cahiliye dönemi Araplarının kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömmelerinden
daha az bir olay değildir. Nasıl ki cahiliye Arapları kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyormuş. Biz bunu tiksintiyle okuyoruz. Bir insan bunu nasıl yapabilir diyoruz. Ve bunu anlamakta zorlanan nice insan belki kendi hayatında kendi çocuğunu bu şekilde aldırmış, bunun bir cinayet olduğunun farkında değil. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çocuklarınızı öldürmeyin. Geçim endişesiyle biz bunları nasıl rızıklandırırız gibi, bunların geçimini nasıl temin ederiz gibi böyle bir korkuyla öldürmeyin. Gelen çocuk bereketiyle gelir. Allah-u Teala yarattığını aynı zamanda rızıklandırır. Ve rızık mukadderdir. Ecel mukadder olduğu gibi, çocuğun cinsiyeti mukadder olduğu gibi rızkı da mukadderdir. Ve nice aile bunu tecrübeleriyle bilirler ki yeni bir bebek dünyaya geldiğinde Allah o aileye bir bereket de nasip eder. Ve bunun neticesinde o aile çocuğun bereketiyle daha rahat yaşarlar. Nasıl ki bebek dünyaya gelinceye kadar annede süt yoktu. Ama bebeğin dünyaya gelmesiyle Allah-u Teala annede sütü de yaratıyor. Yani yarattığı bebeği rızkıyla gönderiyor. İşte 2 yıl boyunca çocuğun süte ihtiyacı var. Süt gönderiliyor. Ardından artık süte ihtiyaç yoktur. Çocuğa diş veriliyor. Dişleri çıkıyor ve o dişlerle başka şeyleri yiyecek hale geliyor. Ve çocuk sütten kesiliyor. Bu anlamda Allah-u Teala yarattığını aynı zamanda rızıklandırıyor. Demek ki bunu bilen kimselerin geçim korkusuyla, biz bunları idare edemeyiz korkusuyla çocukların dünyaya gelmesine engel olmaları bu uygun bir şey değil. Ama belki izleyicilerimizin hatırına gelebilir. Çocuğumuzun çok da fazla olmasını istemiyoruz. Bu konuda koruyucu hekimlik olarak bazı tedbirler alınamaz mı? Alınabilir. Yani ana rahminde cenin olmasına engel olacak tarzda bir takım tedbirler, koruyucu hekimlik manasında bunlar yapılabilir. Din buna cevaz verir. Ama ana rahminde artık teşekküle başlamış, büyümeye başlamış olan, yani yaratılmış olan bir bebeğe, müdahaleye insanların hakkı yoktur. Çok özel durumlarda, diyelim annenin hayati bir tehlikesi söz konusu olursa, eğer anne doğum yapsa, bu doğumdan dolayı diyelim ölecek. Çok özel durumlarda çocuğun aldırılmasına fetva verilmiştir. Ama bunun dışında vücut hatları bozulmasın veya işte çocukları olmasın gibi mülahazalarla buna izin verilmesi düşünülemez. Nahnu narzukukum ve iyyahum, biz sizi de rızıklandırırız, onları da rızıklandırırız. Ve la takrabul fevahiş, ve fuhşiyata yaklaşmayın. مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ, hem görülenine hem de görülmeyenine. Yani diyelim fuhşiyat, dinin yasaklamış olduğu gayrimeşru beraberlik. Bunun hem görüleni var hem görülmeyeni var. Günümüzde görülenleri de artık yaygınlaşmaya başlıyor. Eskiden bu gibi şeyleri gizliden gizliye yapanlar olmuş tarih boyunca. Ama günümüzde sokaklarda bile bakıyorsunuz fuhşiyat işlenir hale gelmiş. Batı toplumlarında bu daha yaygın. Batıdan bir salgın gibi bu ülkemize doğru da yayılıyor ve dini endişesi olmayan bir takım insanlar böyle bir hayatı gayet normal karşılayabiliyorlar. Allah-u Teala bunu da yasaklamıştır. Görülenini de, yani dışarıda sarmaş dolmaş bu tarzda bir hayat dinen uygun değildir. Görülmeyenini de, gizli gizli bir takım yerlere gidip orada gayrimeşru beraberlik tarzındaki bir hayat, bu da dinen caiz değildir. Dinin bizden istemiş olduğu meşru aile hayatıdır. Kadın erkeğin nikah vasıtasıyla bir araya gelmeleri, mutlu bir yuva kurmalarıdır. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقِّ, Allah'ın haram kıldığı nefse kıymayın, öldürmeyin. Ancak hak etmesi müstesna. Bu hak etmesi derken de mesela devlet eliyle kısas cezaları uygulanır. Bir insan başkasını öldürmüşse muhakeme edilir ve bunun cezası normalde idamdır. Bu ceza uygulanır. Devlet eliyle uygulanır. Yoksa kan davası şeklinde şahıslar tarafından değil. Bu bir nefsi müdafaa durumu. İnsan kendini korurken gerekirse diğer tarafın hayatına bu mal olabilir.
ama kendini koruma durumunda olduğundan bu da katil sayılmaz. Savaş hali, savaş halinde siz öldürmezseniz diğer taraf öldürüyor. Bu da yine illa bil hak, buna dahil olan bir durumdur. Bu gibi özel durumlar dışında masum bir cana kıymak dinen caiz değildir. Zalikum vassakum bihi leallekum taqilun. Allah size bunları bu şekilde vasiyet etmiştir. Ta ki aklınızı kullanınız ve ona göre bunları değerlendiriniz. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda En'am suresinden bir sayfayı değerlendirmeye çalıştık. Cenab-ı Hak bizi haramı haram, helali helal olarak bilen, ona göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.